Merhaba canlar, Ceylin Akçılı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere ilişki tavsiyeleri videoları çekmeye devam ediyorum. Bazı haftalarda çok fazla çekemiyorum çünkü ilişki koşulu seanslarım çok yoğun oluyor. O yüzden video çekmeye vaktim kalmıyor. Bugün bu videoda sizlere ilk buluşmada kızların da erkeklerin de davranması gereken ve dikkat etmesi gereken kurallardan bahsedeceğim. Bunlar yazılı olmayan kurallar. Sonrasında sizin başınıza bayağı dert açabilir çünkü ya da ilk izlenim konusunda karşınızdaki insana yeterince kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Bu yüzden de sonrasında size karşı ön yargılı olabilir. O yüzden daha fazla derinlemek için lütfen kanalıma abone olun. Çok uzatmadan haydi videoya geçelim diyorum. İlk buluşmayı ayarlamak zor ama benim kanalımın takipçisiysen eğer çok daha kolay bir şekilde ilk buluşmayı ayarlayabilirsin. Karşındaki kişiye birazcık da olsa güven verdikten sonrasında ilk buluşma konusunda ikna edebilmen mümkün olacaktır. İlk buluşmada kızlar en iyi görselleriyle, erkekler en iyi görselleriyle hoşlandığı kişinin karşısına çıkar. İlk buluşmada erkekteki çekingenlik kadının ona karşı ön yargılı olmasına neden olabilir. Tabii bunun %90'ı bu şekilde ama %10'u bunu çok umursamayabilir. Yani erkekler en çok dikkat etmeniz gereken birinci kural karşınızdaki kadına karşı çekingen asla olmamalısınız. Yani çekingenlik derken neyden bahsediyorum? Örneğin bir yere oturdunuz, işte yere bakıyorsunuz, ellerinizi sürekli avuşturuyorsunuz böyle. Yani konuşacaksınız, tam bir şey söyleyeceksiniz, söyleyemiyorsunuz. Tam ağzından çıkacak çıkmıyor falan hani böyle soru soracaksın tam böyle düzgünce soramıyorsun kem kümlüyorsun falan. Bu şekilde olduğunda karşındaki kadın senin hakkında özgüvensiz, galiba çok kızla konuşmadı, ben mi büyüteceğim gibi önyargılara sahip olabilir. O yüzden karşımda bir erkek arkadaşım varmışçasına gündelik sohbet edebilirsin. Tabii ki küfür argo asla olmamalı ki ilk görüşmedeki ikinci kural bu. Ne başkalarına karşı ne karşındaki kişiye karşı argo ve kötü kelimeden çekinmelisin. Mesela en basitinden bir irdeleyecek, eleştirel bir konuda dahi yine o da karşı tarafa argo gibi gelebilir. Yani karşındaki kişi ya sen resimlerden daha fazla kiloluymuşsun dediğinde ya da buna benzer böyle onu sıkıntıya sokacak bir kelime cümle söylediğinde karşındaki kadın bir daha seninle oturmak istemeyecektir. Bunu şaka maksatlı bile yapsan ki bu üçüncü kuralımız şaka maksatlı dahi karşındaki kişiyi eleştirme. Ya senin burnun biraz havada sanki gibi böyle hani ufak gelebilir sana ama karşındaki kadın ne diyor bu ya falan olacaktır. O yüzden de sıkıntı. Peki kadınlarda ilk kurallar nelerdir? İlk buluşmada özellikle kıyafetine çok dikkat et. Çünkü neden? İlla ki Instagram'ında ya da başka yerlerde paylaştığın fotoğraflarda çok rahat giyiniyor olabilirsin. Zaten bu direkt seninle buluşmadan öncesinde ve erkeğin aklında önyargılara sahip olmasına neden olacaktır. Örneğin çok açık giyindiğinde senin için normal olabilir ki benim için de normal ama erkek böyle düşünmüyor. Geneli yine %90 oranında. Ne düşünüyor? Çok rahat giyiniyor, rahat takılınır gibi düşünebiliyorlar. Ne yazık ki bu kafa yapısından keşke çıkabilseler ama olmuyor. O yüzden paylaşımlarınla orantılı olarak bir kıyafetle karşısında bulunmalısın. Aşırı açık giyinmekten, aşırı dekolte vermekten ilk buluşmada kaçınmalısın. Ve kıyafetinin nasıl olduğu ilk buluşmada oldukça önemli. Çünkü ilerleyen zamanda onunla ciddi bir ilişki kurduğunda erkeğin aklında o kıyafetin kalacaktır. Benim tavsiyem bir elbise olabilir. Bu uzun elbise de olabilir. Aynı zamanda diz hizasının birazcık üstünde bir elbise de olabilir. Veya çok rahat, ben rahat giyiniyorum, spor giyiniyorum diyorsan o tarz bir kıyafet kombin olabilir. Ama yine dediğim gibi aşırı dekolte vermemeye çalış. Çünkü erkek kendisi özgüvene de yeterince sahip değilse ilk düşünce şey şu olacak. Benim ama ilk böyle geldiyse başka erkeklerin yanına da böyle gitmiştir. Bana böyle açıklık veriyorsa başkalarına da böyle açıklık verir gibisinden düşünmeye başlıyor ve ciddi ilişki düşünemiyor seninle. Direkt ön yargılar oluşturuyor kafasında. Bu da senin dikkat etmen gereken bir başka mevzu. İkinci kuralımız kadınlarda yine erkeklerin çok dikkat ettiği şey başkalarına karşı tavrın, etrafı sürekli izleyip izlememen. Mesela bir mekanda oturdun, işte sağa sola çok bakıyorsun veya telefona çok uzun bakıyorsan ilk buluşmada olduğun için bir de karşındaki kişi sana bunu anlayış gösteriyormuş gibi yapar ama anlayış göstermez aslında. Der ki hani boşu boşuna mı buluştuk, niye telefonla ilgileniyor gibi düşünür ya da etrafa çok baktığında gözü biraz dışarıda galiba gibisinden düşünebilir. Buna da dikkat edebilirsin. Bunun yanında yine üçüncü kuralımız kızlar sizler için ise karşısındaki erkeğe biraz maddiyat sevdiğini belli etmeyi ilk buluşma itibariyle yaparsan onun kafasında büyük önyargılar oluşturursun. Örneğin ya bu da marka değil ya pek hoşuma gitmedi gibisinden böyle kendinden gündelik sohbetlerden bir şeyler anlatırken marka takıntını ya da lüksle alakalı şuralara gitmeyi seviyorum böyle lüks mekanlardan bahsediyorsun ya da işte klaplardan falan bahsediyorsun. Bu direkt karşındaki kişinin sana önyargılı olmasına neden olur. Böyle
böyle lükslükle alakalı, ekonomik boyutta, maddiyatla alakalı şeyleri ilk buluşmada bence konuşmamalısın. Buna karşı sevdaların olabilir, marka seviyor olabilirsin, birçok şey seviyor olabilirsin. Ama işte bunu ilk buluşmada konuşman sıkıntı. Dördüncü olayımız ise, kızlarda sonra erkeklere geçeceğim. Mesela evlilik konuşmak ilk buluşmada, yani alakasız. Çünkü karşındaki insan daha seni tanımıyor. Sen de onu tanımıyorsun. Dönüp evlilikte karşındaki insana sana verebileceklerinden, yapabileceklerinden konuşursan, devamlı onun maaşını sorarsan ya da buna benzer cümlelerde kullanırsan, ben işte şöyle bir beklentiye sahibim, evlilikte böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı dersen, karşı taraf der ki ne anlatıyor gibisinden düşünür. Ama senden çok hoşlandıysa bir müddet seninle görüşür, sonrasında seninle görüşmeyi bırakır. Çünkü ilk buluşmada zaten sen o ön yargıyı ona verdin, yükledin. Bu da erkeğin kaçmasına neden olur. Peki erkeklere geri gelelim. Erkekler, siz neler yapmamalısınız? Karşınızdaki kadına sürekli olarak paranızı böyle pofpoflayarak anlatmamalısınız. Altınızdaki arabayı nasıl aldığınızdan ya da arabanız yoksa nasıl lüks bir araç alacağınızdan, maddiyata dayalı alacağınız, yapacağınız şeyleri konuşmamalısınız. Çünkü bir süre sonrasında kadın sizden gerçekten görsel olarak ya da konuşma olarak hoşlandıysa da, sizin anlattığınız bu maddiyatlar dolayısıyla size maddiyat gözüyle bakmaya başlayabilir ve yine ön yargıları olabilir ve beklentileri sana dair yükselecektir. Peki bir diğer kural, ilk buluşmada erkeklerin yapmaması gereken aşırı lüks mekana götürmek. Bunun yerine daha salaş, daha normal, sohbet edilebilir bir ortam seçmelisiniz. Hatta lüks bir aracınız varsa da mümkünse arkadaşınızdan falan rica edin, lüks bir araçla götürmeyin. Yine bunlar ön yargılara sahip olmasına neden olur karşısındaki kadının. Tabii ki buna ön yargı duymayan kadınlar da var ama ben genel çoğunluktan bahsediyorum. Yoksa bu anlattıklarımı takmayacak kadınlar da var ama bunlar çok düşük oranda. O yüzden özellikle dikkat edin. Ona ilk başta lüks bir mekana götürdüğünde, sonra ilişkinin stabilleştiğini, senin niye oralara götürmediğini, neden oralardan daha iyi yerlere götürmediğini düşünecektir. Yani şöyle baz alın. İlk başladığınız nokta, buluşma noktası, senin sonrasında daha büyüklerine yapacağına işaret. Anlatabildim mi? Yani sen ilk başta işte Nusret'e götürdüysen, sonra yurt dışında onu İtalya'da makarna yemeye götürmek zorundasın mesela yani. Götürmezsen der ki hep aynı yerlere geliyoruz, hep Nusret'e mi geleceğiz gibisinden böyle. Hani böyle şey söyleyebilir sana. İlk gittiğin mekan, tamamen örnek verdim, reklam değil bu arada. Yani ilk gittiğin yerden daha iyilerini bekleyecek. O yüzden salaş bir mekan en güzel tercih. Salaş mekan nedir? Böyle genel orta maddi yoğunluktaki insanların gittiği, öğrencilerin de gidebildiği, böyle çok aşırı obez, kalabalık olmayan, konuşabileceğin, güzel bir ambiyans olabilir. Loş bir ambiyans çok güzel olur. Ve bunun yanında böyle romantik konuşabileceğiniz bir ortam olsun. Abartmamak kaydıyla, yani dönüp yıl dönümü çiftlerinin gittiği yerlere gitmeyin. Bahsettiğim şey böyle kafe tarzı bir yerler ve o iyi olacaktır. Peki kızlar, size yeniden dönelim. Yine ilk buluşmada karşınızdaki kişiye tabii ki cilve falan yapabiliyorsunuz ama bunu abartmayın. Ve bunun yanında karşınızdaki kişi sizinle özel bir alanda oturmak istediğinde bunu kabul etmeyin. Örneğin ya işte gel bir kahve içelim ya da işte şurada benim evin yakınında şurada oturalım. Hani böyle onun evi, onun da arkadaş çevresi, bir ev, herhangi bir ev, orada ilk buluşmaya gitmeyin. Çünkü bu sizi test etmek için, basit birisi misiniz, kolay birisi misiniz yoksa zor bir kadın mısınız, bunu test edecek. Erkek bunu başka çeşitlerde de yapacak. Kolaylıkla çok çabuk böyle ortamlara dahil olan birisi misin, değil misin diye kontrol edecek. Aynı zamanda seni arkadaş ortamıyla direkt tanıştıran bir kişi, bir erkek, senin diğer erkeklere karşı nasıl davrandığını gözlemleyecek. Onun için tanıştırıyor. Sadece şey değil, yani tanı falan diye değil yani. Başkaları insanlara karşı yaklaşımlarını gözlemliyor. O yüzden onlarla aşırı samimiyet kurman erkeğin gözünde seni çok eksi puana düşürür. Örneğin ilk buluşmayı yaptınız, hemen böyle onların arkadaşlarına dahil olduğu bir alanda bulundun ve onun arkadaşlarına biraz samimi böyle konuştun. Orada sıkıntı var. Çünkü sana karşı yine ciddi bazda bakmayacaktır. Ciddi ilişki olarak bakmayacaktır. Takılmalık olarak bakacaktır. Yine erkekler, kızlar da sizi test ediyor tabii ki. Sizi boşu boşuna böyle şeyler yapmıyor. Ağzınız arar. Özellikle ilişkiniz hakkında, eski ilişkiniz hakkında neden ayrıldığınızı tabii ki de soracak. Ama biraz abartılı sorular soruyorsa, senin aldatma potansiyelin var mı? Senin aileye bağlılığın ne derecededir? Veya sevgiline karşı tavırların ne derecededir? Seni bazı sorgulamalara götürür. Sebebi de şu, sorusunu seninle bir ilişki yaşarsa ona nasıl bir ilişki yaşatabileceğin hakkında alttan hatta ya işte ben aslında onu sevmem diyerek böyle sana acaba sen sever misin diye olumsuz cümleler kullanır ki acaba onun aklındakini mi söyleyeceksin
Yoksa hani aynı böyle evet doğru söylüyorsun diye sürekli onun her dediğine onay mı vereceksin, ona da bakar. Yani çünkü biraz erkek dediğin yönlendirme kabiliyeti de olmalı ve kadınlar buna dikkat eder. Yani kadınlar gücü sever, herkes para der ama aslında kadınlar gücü sever. Bu özgüven gücü, tabii ki maddi güç de önemli ama bunun yanında davranışsal anlamda kendini bilen, özgüvenli, nerede nasıl konuşacağını bilen bir erkek isterler ve güç bununla da bağlantılıdır. İtibar önemli olabilir. Çünkü neden? Çok iyi para kazanmıyor olabilirsin ama iyi bir yerde mühendissin. İşte TÜBİTAK'ta falan böyle iyi bir yerdesin. Hani o itibar, o güç onun hoşuna gider. Her şey para değil. O yüzden kendinizin ne derecede güçlü gösterdiğiniz karşı taraf için, kadın için çok önemli. İlk görüşmelerde zaten bu gücünüzü sarsmayacak hareketlerde bulunmanız lazım. Çok çabuk temas etmeye çalışmak, bir an önce böyle ona yakın durmaya çalışmak gibi hareketleriniz olduğu sürece siz basit erkek kategorisinde yer alırsınız. Aynı zamanda son olarak kadınlar için ise çok çabuk onun her dediğine tamam diyen bir kadın olursanız, onun her götürmek istediği yere giden, özellikle de kişisel alanına giren kadın olursanız basit kadın olursunuz. Başka insanlara karşı tavrınızın çok çabuk samimi olduğunu görürse veya sizin erkek arkadaşlarınız varsa ve erkek arkadaşlarınızla onun yanında konuştuğunuzda çok samimiyet gösterirseniz der ki bunun niye bu kadar erkek arkadaşı var diye buna gerilebilir erkek. Bazıları bunu hiç umursamıyor ama çoğunluğu bunu takıyor %80-%90 çünkü Türk kültüründe yaşıyoruz ve erkeklerde her zaman arkadaş olamıyor. Bunu siz de biliyorsunuz ve bunu dönüp de bir sevgilinize ya da ilk flörtleştiğiniz kişiye anlatmak zor olacaktır. O yüzden yine basit kategorisine koyuyor ve kıyafet tarzınıza göre de basit kategorisine koyuyor. Bunu çok kişi dinlediğim için söylüyorum. Bence yanlış şeyler çok fazla var ama hani size göre de yanlış şeyler vardır. Ama böyle yani ne yapayım? Yani keşke böyle olmasa. O yüzden bu konulara çok dikkat ederseniz sevinirim. İlk buluşmada dikkat edeceğiniz şeyleri anlattım. Daha fazla video için lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ben Zeynep Akçalı, ilişki ve yaşam koçunuz, aşk doktorunuz. Benden özel ilişki koçu veya yaşam koçu almak isterseniz açıklamada yazan kafeleri.com'dan randevu oluşturabilmeniz mümkün. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da farklı videolar paylaşıyorum. Hoşçakalın.